Merhaba arkadaşlar Kripto Coin Çarşısına hoş geldiniz. Evet sabah size güzel bir video atmıştım ee, işte Chilis, XRP, KNC Doge, BTT gibi bazı alt koyunları Bitcoin ve Ethereum analizine yapmıştım. Arkadaşlar demiştim bugün e, öncekilerde olduğu gibi büyük bir pazar düzeltmesi beklemiyorum. Nitekim de gerçekleşti arkadaşlar. Bugün çok bir büyük bir düşüş yaşamadık. Aksine bazı altcoin'ler bayağı güzel primlendi arkadaşlar. Bu bu da bu da iyi işaret olduğunu düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi market cap'te e, Bitcoin dominansı düşüştü arkadaşlar. 15 dakikalık grafiğini açacak olursak şu düşüşü görüyorsunuz. İşte bu düşüş bu düşüş Diğer altcoin'leri harekete geçirdi arkadaşlar. Bitcoin'de yerinde saydığı sürece problem yok. Hiçbir formasyon bozulmadan devam eder arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saatine de bakacak olursak yine düşüş devam ediyor. Arasaydı da gördüğünüz gibi dominans düşüş düşmesi devam arkadaşlar. Şu şu şunu biz altcoin'lerde istiyoruz. Dominans'ta istemiyoruz değil mi? Yani şu şöyle olursa dominans uçar yukarı o zaman altcoin'lerde de dibe vurur. Ama biz bunu istemiyoruz. Bizim istediğimiz şurası. Şöyle aşağı doğru çekmesi. Yani şu hareketin yapması arkadaşlar. Bu hareket yaptığı sürece bizim altcoin'lerdeki hareketlerimiz yukarıya doğru devam edecektir. Evet, Bitcoin grafiğine bakalım. Ondan sonra sizler için çok güzel bir e, altcoin 2 4 6 adet altcoin seçtim arkadaşlar. Onların analizlerini yapacağım. Bakalım şöyle Bitcoin'de gördüğünüz gibi 49 850 seviyeleri devam ediyor. Şuradan baktığımız zaman Bitcoin'deki durum 49 800 49 800 şurası 50.000 yani Bitcoin'in tam analizine geçmiyorum çünkü sabah yaptım aynı pozisyon devam ediyor ama dediğim gibi eğer kapanışı 51 ve üzerinde yaparsa ümit var demek isterim. Ethereum'a bakıyorum. Ethereum'da gördüğünüz gibi sabah analizimiz çalışmış, gördüğünüz gibi devam ediyor. Aşağı gelirse böyle, yukarı gelirse şu şekilde demiştim. Yukarı yönlü hareketi başlamış arkadaşlar. Ethereum'un şu anda 2.300 dolarlarda. Şurası dediğim gibi bu noktaya gelmiş arkadaşlar. Şu kanalın içine atarsa kendini dedim. Buradan yukarı yönlü hareketi başlatacaktır. Burada e, Fibonacci grafiğimde de bunu bahsettim. Ethereum'da da güzel. Ben Ethereum'da da fazla e, oyalanmayacağım. Çünkü güzel hareket var. Yön yukarı. Pozisyon güzel. Gördüğünüz gibi düşen trendi de kırmış. Yön yukarıya. Evet geldik. Bugün sizler için seçtiğim sizi belki de zengin edecek çok güzel altcoin'ler. Bunlar arkadaşlar bir yavaşlarsa başlarsa uçar gider. Diğerlerinin rallisine benzemez. Evet tekrar ediyorum. Bunlar diğerlerin rallisine benzemez arkadaşlar. Ki bu arada tekrar e, yukarı yönde boğa piyasası tekrar başlıyor bu hafta gibi görüyorum. Lisk arkadaşlar. Lisk birinci alt koyunum sizler için Lisk. Lisk şu anda 4 lira 04 kuruş. Yani 4 dolar 04 sent. Lisk. Gördüğünüz gibi piyasası 4 dolar civarında. Ne yapıyor Lisk? Şu anda 8.75 civarında bir prim yaptı arkadaşlar bugün yukarı doğru devam edecektir liste de pozisyon gördüğünüz gibi e, anlık grafiğini geçelim 15 dakikalık grafiğini açalım şuradan yükselen trendimiz ne var liste sürüyor yükselen trendimiz devam ediyor dipler var dipleri birleştirdik devam ediyor yükselen trendimiz şöyle biraz aşağıya alırsak pozisyonu daha iyi görürüz. Tabi altta ne var? Era sayımız var. Onunla beraber doğru orantıda çalışıyor. Era bakın yönü onun da yukarıda. Bunun da yukarıda ve pozisyon güzel devam ediyor. Desteği direnci neresi arkadaşlar şu anda? İlk direnç burası. Burayı her an kırabilir. Bakınız yükselen grafikle direnç arasında bir tane üçgen oluşuyor arkadaşlar. Eğer bunu yukarı devam ederse şu açı kadar tekrar kendini yukarıya atabilir. Evet. Nereye gelir ilk etapta? Arkadaşlar ilk etapta geleceği 4.23. Şu anda 4 dolar. 4 dolar 23 sent. Ve gördüğü yere gelirse. Nereye gelir arkadaşlar? Bak nereye görmüş. Nereye görmüş? 5 dolar 18 sent. 19 senti görmüş. Hatta hatta 5.5 dolara iğne atmış arkadaşlar. Bu gördüğü seviye mutlaka gelecektir. Burayı unutmaz diyorum. Evet. Evet. Geri çekilme durumunda şöyle tekrar dönecek olursak pozisyonumuza bakalım. Geri çekilmesi durumunda şurası arkadaşlar ilk direnç şey desteği. Şuradan çizgimizi çizelim. Şurada bak buranın desteği. Burada geri çekilirse kendine destek edinir. Bakınız buranın direnci, buranın da direnci oldu şimdi. Gördünüz mü? Buranın direnci de oldu ve bu noktada geri çekilirse 3.97 dolar seviyesine kadar tekrar geri çekilebilir risk. Evet ikinci alt koyunum sizler için seçtiğim Jos Gördüğünüz gibi o da füzeye bağlamış. O da 9'a yakın bir yükselişte. Şurada komple güzel bir çanak yapmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir çanağı var. Eğer yukarı yönlü hareket ederse daha yukarılara atacaktır kendini diyorum. Evet bunun desteği neresiymiş arkadaşlar? Şu anda bakınız şuralardan bir şurası arkadaşlar bir de aşağısı şurası Evet destek burada gördüğünüz gibi şey direnç direnç burası direncini şu anda 0.02 sen arkadaşlar ileride dedim ya ben bu sentleri bulamıyorum bu sıfırları bulamayacağız da bulamayabiliriz bilemiyorum pozisyon bu yani yukarı yönlü harekette bunlar eğer bu direncini kırarsa geleceği yer 0.00 30 dolarların üzerine kendini atabilir. Şu anda 26 dolarlarda. Costa burada. Böyle uzun uzun inceleyip de vaktinizi almayacağım. Eresayda da düzgün çalışıyor. Grafik gayet hoş. Geri çekilirse ilk etapta geleceği yer şurası olur arkadaşlar. Geri çekilmesi anında gördüğünüz gibi şurası büyük bir direnç onun için. Bu iki paralel çizgi arasında destek ve direnç arasında gidip geldi. Şu ana kadar %9'luk bir yükseliş devam ediyor. Geri çekilmez durumunda 24'e kadar çekilir. Şu an 0.026 ve 24'e kadar çekilebilir. Diğer üçüncü alt koyunum sizler için seçtiğim nem arkadaşlar. Nemde pozisyon ney? Şöyle nemdeki pozisyona bakalım. Şu anda 7'ye yakın nemin de bir yükselişi var. Gördüğünüz gibi kendisi ne yapmış arkadaşlar? yükselen trendi devam ediyor. Yani düşen trendten kurtulup yükselen trende başlamış arkadaşlar. Yükselen trend devam ediyor. Peki nereye kadar gider? Nereye kadar gider? Şu anda ilk etapta büyük bir dirence nerede var ona bakalım. Şurada bir direnç var arkadaşlar. Büyük bir direnç. 0.29 0.28 şu andaki fiyatı. Onu da kırarsa onu da kırarsa ilk geleceği şuranın iki dip gördüğümüz gibi iki tane dibin olduğu bölge bunun diğer büyük bir direnci olur 0.33 dolar seviyeleri geri çekilmesi durumunda ilk geleceği nokta 0.26'dır şu an 0.28 şurası olur Arkadaşlar bunun desteği ve direnci Ben sadece destek ve dirençler bir de erasayla uyumlu çalışıp çalışmadığına bakarak e, bugünkü altcoin analizimi böyle yapacağım yani üçgen de işte omuz baş omuz formasyonu da onlara pek girmeyeceğim bugün arkadaşlar. Sade ve öz anlatımla devam edeceğim. Hive arkadaşlar sizler için seçtiğim bir diğer altcoin bugünkü pozisyonda ne yapmış Hive? Hive'in pozisyonuna şöyle bakacak olursak evet o da yükselişte gördüğünüz gibi yükselişi şu anda 6'ya yakın bir yükselişi var Hive'in çizmeye gerek yok grafikte görüyorsunuz şuradan başlamış zaten yukarı doğru bir diğer dip onun altında olduğundan şşt buradan yukarı almış kendini gitmiş arkadaşlar hiv Heave. hivde de pozisyon güzel tabi aşağı kendini aşağı çekmesi durumunda hivin şurada nesi var arkadaşlar buranın direnci olan hivin aşağı gelmesi durumunda desteği olacaktır desteği şöyle yukarı çeker. Yani desteği olacaktır. O da 0.45 dolarlara çekilebilir. Hiv. Yukarı geçme durumunda en büyük şuranın en büyük desteği olan buna direnç olur arkadaşlar. O da 0.51 dolar seviyeleri olur Hiv'de. Hiv'de de pozisyon bu. Gelelim bugün vermiştim zaten matik. Bakınız bugünkü çizgim bunlar. Bu aralığı aşağı yukarı kırdığı an gideceği yeri söylemişim bugün. Oraya da gelmiş. Zaten bugün <laughs> sizlere için bir çok güzel altcoin sepeti hazırlamıştım. O altcoin sepetinde şu anda eğer onlara girenler varsa güzel kar, güzel kar ettiler arkadaşlar. Yüzde 3 ile yüzde 10 arası karları oldu. Bazılarından 5 oldu, bazılarından 6 oldu, bazılarından 7 oldu. Mesela bu matikten de yüzde 13 karı oldu bugün buna girenlerin şu anda görüyorsunuz yüzde 13 primli arkadaşlar matik yani poligon Evet poligonda yükseliş devam ediyor bizim bu çizdiğimiz destek ve direnç ne oldu şimdi arkadaşlar hiç böyle kalmamış Çünkü bunları kırıp yukarı doğru gitmiş ve burada şurası ilk desteği olur geri çekilirse gördüğünüz gibi şuradan biri geliyor ilk desteği olur direnci nereye olur direnci şurası olur Matik yani poligonun. Poligonda dediğim gibi şu anki fiyatı 0.39 0.41'e doğru hareket başlamış arkadaşlar. Hayırlı olsun bu da gidiyor. Bunda da pozisyon bu şekilde devam ediyor. Ankara'nın taşına bak. Gözlerimin yaşına bak. İşte şu anda da ANKR alt koyunumuzdayız. Bunda pozisyon ne? Şu anda bu da 4.82 civarında bir yükselişte. Gördüğünüz gibi düşen trendi kırmış. Yani şurada gördüğünüz gibi Ankara düşe Ankara düşen trendi kırmış arkadaşlar. Ne olmuş buradan? Yükselen bir trend çizgisi var. Yükseliyor. Yani gördüğünüz gibi bu da yükselişe geçmiş durumda. Peki bu durumda e, ne var arkadaşlar biliyor musunuz? Yani bakınız şurada bir yeşil mum var. Yanında da kırmızı mum. Eğer sağındaki mum, solundaki mumu yutup da yukarı yönlü hareket edecekse yükseliştir. <laughs> sağındaki mum da solundaki mumu bak yine yutmuş, yön aşağıya gelmiş ve devam etmiş. Bu büyük mum, küçük mumu yutarak devam edecekse yön yukarıya doğrudur ve bu da devam ediyor yukarıya doğru. Şu anda %5 civarında ANK'nin Ankara'nın yükselişi var arkadaşlar. Şu destek şey yüksel şey çizgiler çizgilerim geri çekilirse nereye gelir arkadaşlar? Şurası. Bakınız. ilk etapta şurası olur. Şuranın desteği var bakınız. Şurada da güzel bir destek var. Şu an buralarda. Yani 0.13 dolar seviyelerinde. Eğer buradan geri çekilirse ilk geleceği şu gördüğünüz alttaki çizgi arkadaşlar. O da 0.12 dolar. Yani 1 dolar geri gelebilir. Yani 0.13'ten 0.12'ye gelebilir. 1 dolar demeyelim tabi buna. Cent diyoruz. Peki yukarı çıkarsa ne olur arkadaşlar? Buradan şu iğnelemiş bak. Yani şu mesafeleri ben gördüm. Ben tekrar buraya gideceğim derse o zaman şuranın desteği şuranın desteği buranın direnci oluyor gördüğünüz gibi iğnelediği yerler. O da 0.13 300 olur. Daha sonra da şu tepelere 0, 13, 714'e doğru Ankara'da hareket başlayabilir. Diğer bir e, son olarak Dent var arkadaşlar. Dent'te de pozisyon güzel. Bu koyunlar çok güzel arkadaşlar. Bunlar takip edilmeli. Sepette yoksa sepete ilave edilmeli. Gördüğünüz gibi düşen trend kırılmış. yükselen trend başlamış. Geri çekilirse Dent ne olur? Geri çekilirse şöyle, pardon şöyle şurası destek zaten şu anda şuranın direnci buranın desteği şu anda durumunda eğer geri çekilme durumunda şurası olur arkadaşlar şurada bir dip var dipleri görüyoruz bu dip buranın geri çekildiği zaman desteği olur o da 0.076 olur hatta bugün bunu anlatmıştım zaten söyledim dedim ee, BitTorrent ile ortak yönlü bir hareketi var gibi geliyor bana Bazen BitTorrent öne geçiyor, bazen bu. Şu anda bu BitTorrent'ten önde mi? Önde, evet. BitTorrent 67, 68'ler civarında. Bu sabah 70'ler civarındaydı. Bu 80'i bulmuş. Evet, ee, BitTorrent'te de hareket var. tabi, yaklaşık 2'ye yakın bir yükseliş var BitTorrent'te de. Ama konumuz bugün BitTorrent değil. Onu sabah yorumladık. Şimdi son olarak bu dentin e, bitişini yapmak istiyorum. Şurası da e, yukarı geldiği zaman yani şu anda çift 0 çift 082 0.95 ve 0.010'dur arkadaşlar bunun hedefi. Dentin hedefi budur. Evet. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kripto coin çarşısından tekrar hepinize iyi günler, iyi pazarlar, iyi tatiller diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.